Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ne kadar güzel güneş doğuyor, bakar mısınız? Buradan bakınca küçücük bir nokta ama dünyayı ısıtıyor. Allah'ım sen ne kadar büyüksün ya Rabbim. Bak. Birazdan koskocaman dünyayı aydınlatacak. Saatlerimiz 7:30. Bizimkiler mışıl mışıl uyuyorlar. Hadi bakalım. Güzel güneşim. Çocuklar okula gidiyor. Ayaklarım da dondu dondu. Geldim öylesine bastım. Neyse arkadaşlarım. Gidelim. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Nereye? Hı? Ablayı gönderdik. Şşt. Şimdi bu kızın üstünü değiştiriyoruz. Gel bakalım gel. Hadi ciciler çıkardım sana gel. Hadi öyle. Nereye Ceylan? Ceylan. Hey Ceylan. Ceylan. Şşt. Yanıma gel. Yanıma gel. Ne oldu? Bak bak bak. Nereye? Ben dönüyorum orayı çeviriyor. Kız bana. Şşt. Ne yapıyorsun Ceylan? Bu ne? Sonra ne yapacaksın? Sonra? Bu ne? Ceylo. Ceylo bu ne? Gel yanıma gel. Gel. Neler buldu gene? Hadi gel üşürsün gel. Gel. Çıkardım bak kıyafetlerini gel. Şimdi bunun üstünü giydireyim arkadaşlar. Saatlerimiz 9. 3 saat sonra fizik tedavimiz var. Geçen zaten gidemedik. Hele hele. Boya bak boya. Kız manken mi olacaksın? Hı? Ne? O ayakkabılar çıkmayacak ayağından Mira. Ha? Ne oldu? Zorlanıyor musun? Şöyle Yaren'in ayakkabısı vardı. Onun için altını güzelce temizledim ama çıktığı kadar artık şey yaptım. Nedir onlar? Ayağına taktım. Hanımefendi yürüteçte rahat gidemiyor şimdi. Aha. Kız bu ne? Seni var ya seni. Çıkardın mı? Ha? Eşek seni. Ha? Şöyle Yaren'imin ilk ayakkabısıydı bu. Babası almıştı. Onu şimdi güzelce makineye atarım. Ya da elimle güzelce fırçayla yıkarım. Böyle ara ara buna giydirmem lazım. Ayağı yere bassına. Kız. Tokalı. 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 Ha. Tokaya bakın arkadaşlar. Teyzeleri bakın kızımın tokaşına. Tokaşına bakın. Arkadan da bir tane toplayacaktık. Şşt.
Bana bak, bana bak. Bana. Bana bak. Yarenim nasıl pıtır pıtır yürüyordu bu ayakkabılarla. İnşallah Miram da öyle yürür. Ablasının ayakkabısı Uğur getirir kızıma. Değil mi aşkım? Evet. Dün Zarife'ye bunu götürdük ya, çok çok rahat ettik vallahi. O kadar şeydi ki en azından. Aman çocuk var, aman dikkat edin, aman çocuk var. Böyle demekten şey olduk. Yoksa her seferinde... Ne oldu? Yoksa her seferinde öyle. Çocuk var, dikkat edin, çocuk var, dikkat edin. Dün kendi kendine böyle oynadı. Kız salyalı. Salyan niye akıyor? Dişleri çıkıyor. Hem ayazın hem bunun. Hey! Bak bak bak. Kızım bu da çok tehlikeli artık ya. Al aşkım, al al. Ne varsa orada. Cadı. Hadi bakalım. Şimdi anne iş yapsın 12'ye kadar, tamam mı? Bak. Çevir bunları böyle. Çevir çevir. Çevir bakayım. Mira. Ne kızım? Ha. Ne oldu? Ne oldu annem? Ne oldu? Şimdi dün ana Zarifelerden gelirken çantamı getirdim. Öylece bıraktım, yerleştirmedim. Buraya birileri mi taşınıyor acaba? Eşyalar falan geliyor. Gerçi birileri vardı da. Neyse şimdi ben bu çantamı bir yerleştireyim arkadaşlarım. Bu arada bakın. Bakın kaldık gelecek mi? Kayınvalidem gibi bağlayayım mı? Şöyle nasıl yapıyorsa annem çok güzel yapıyor da. Tabii ben onun gibi yapamıyorum ama. Şöyle yaptı. Şöyle yaptı. Bunu böyle bıraktı. Hah. Bakın tanıdık geldi mi? Kayınvalidemin günü sağ olsun getirmiş. Beğenmiştim yani böyle mavi şey pembiş pembiş çiçekler diye. Annem böyle bağlıyor ya. Çok hoşuma gidiyor annem böyle bağlarken. Bir de alıyor. Şunu nasıl yapıyor? Şunu alıyor. Böyle burayı tutuyor. Bunu bu şekil nasıl bırakıyor? Şöyle bir şey yapıyor annem ya. Her neyse böyle bir şey yapıyor işte. Dün de bana hem bir şey getirdi. Oy Helal! Ne oldu? Güzelce yıkamış. Tertemiz yapmış. Böyle getirdi sağ olsun. İnşallah bana kullanacağım. Zaten annem bana evlenirken kayınvalidem baya baya yapmıştı. O videolar vardı. Böyle seccadeler, namazlıklar, sonra namazda takılan bu kol şeyleri, ayakların içi. Başka başörtüler, patikler, lifler. Baya baya vermişti sağ olsun. Şimdi bunu niye buraya çıkardım biliyor musunuz? Genelde burada kıyafetlerimiz var ama turşularımı getirdim. Hey ne oluyor? Zarife ile yapmıştık yani. Annemle yaptığımız onlar bitti. O yüzden Zarife'den dün şöyle 5 tane kavanozu getirdim. Kış, yazında inşallah bol bol bunlardan yaparız. Çünkü kış boyu yedik bu şahinle. Güzel oluyor. Hem de salatalarda falan kullanıyoruz. Bunlar iri iriydi. Benim annemle yaptığım çok minnak minnak turşulardı. Bir de Zarife şöyle kahvaltı yani mantığıyla yenilebiliyor. Sonra kahvaltılarda sos gibi kullanılabiliyor. Şöyle bir tane sos koymuş. Başka da burada bir şey yok. Bunu buraya koyalım. Şimdi şey yapacağım. Daha sonra şöyle poğaçalardan koymuş. Hani tatlı poğaçalar onlardan koymuş. Şimdi çay demlerim. Çayı içerim. Ondan sonra şöyle sağ olsun bizim oranın sirkesi. Bu çok çok keskin bir sirke. Yani çok az böyle kaşığın ucunda koyuyorsun arkadaşlar. Bu yani buradaki beyaz sirke gibi değil. Sağ olsun bir tane de buradan koymuş. Şöyle helva koymuş. Bizim oranın helvası.
Annesi getirmiş, o da bugün şimdi helva dün kaşıkla böyle yiyordum ben. Çayla seviyorum. O da zaten biliyorsunuz bizim oradan gelenlerin fazla yükü olmuyor arkadaşlar. 20 kilo var. 20 kilo da mesela zaten teyzenin, mesela annesinin bacakları ağrıyor, beli ağrıyor. Fazla yük şey yapamıyor. Yani kendi bagajının bile altını getirmişti. O da tabii ki kızına, buradaki akrabalarına falan. Zerife de işte bak gördük ki işte ben helva yiyorum, almış şu kadarını koymuş. Ben de sabah gördüm, inanın ki böyle poşetten çıkarıyordum, sabah gördüm. Bir de şöyle şu kadar şöyle şeker vermiş, sağ olsun. Tospiki bizim oranın şekerleri meşhurdur. Şöyle tabağa koyalım. Başka da şekerim zaten yoktu, bitmişti. Böyle ben koyuyorum. Çay içiyoruz falan derken. Şekerle çay içmeyi biz çok seviyoruz. Yani kullanıyoruz. Sağ olsun, Allah razı olsun. Getirenden de, verenden de. Yani illa bir şey vermesine gerek de yok bu zaten arkadaşlar. Ama yine de düşünüp şey yaptığı için Allah razı olsun. Neyse, ha bir de şöyle kişniş var. Kişnişin kurutulmuş hali ama bir kokuyor arkadaşlar, bir kokuyor, size anlatamam. Şöyle mis gibi. Ondan da koymuş. Kişniş ben de sevdiğim için. Ve geçen hafta size söylemiştim ya, Miram'a lastikli çarşaflar şey yaptırdım. Hem o oyun alanına hem de yatağına. Şöyle bu yatağı için arkadaşlar, böyle yukarıdaki. Ne oldu Miram? Bu yukarıdaki yatağı için. Ne oldu Miram? Bu da aynı şekilde yukarıdaki yatağı için. Çünkü iki tane dikledim. Biri kirlenince diğerini takarım diye. Şöyle iki tane yukarıdaki yatağı için. Bunları yıkamam lazım. İki tane de aynı şeyde. İki tane de oyun alanına yaptırdım arkadaşlar. Bu şekil. Bir tanesi böyle. Gel yanıma gel. Bir tanesi de aynı o kelebekliden. Şöyle. En azından bunları çıkarır yıkarım. Süngeri de batmamış olur. Hem de kaymalık. Yani kaymaz şey üstündeki battaniye. Böyle bunları da bu şekil. Gel gel yanıma gel. Bunları şimdi içeriye çıkaracağım. Makine atayım. Bunları kısa zamanda yıkansın. Saat de konuşa konuşa Miray'la oynaya oynaya saat 10 yaptık. Şimdi onun kahvaltısını yaptıracağım. Ona şu an hazırlanıyor. Gel benim kalapanım, gel. Benim kelebeğim, gel. Sen acıktın mı sen? Evet acıktım, biliyorum. Daha sonra da toplayabildiğim kadar buraları toparlarım. Fizik tedaviye gider gelirim. Ve devam ederim. Ha? Ne yapalım kahvaltıda seninle? Neler yiyelim? Ha? Gel yanıma gel. Yanıma gel, yanıma, yanıma gel. Benim küçük köpem. Köpem. Heh. Heh. Köpem. Ne? Ne? Cici kız. Cici kız. Cici kız. Cici kız. Bakın, değişeleri bakın buna. Bu cici kıza bakın. Cici kız. Bir otur ya, bir otur ya. Ne? Ha sen bunu gördün. Tamam tamam, anladım. Anladım. Anladım, hadi. Hadi karnını doyuralım sen, hadi. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi birazcık bekle. Kahvaltını hazırlayayım ben, olur mu? Kahvaltını hazırlayayım sen. Suratım niye kaşınıyor ya? Miroş? Evet teyzelerim, Miroş'umun örtüsün, çarşafını serdin. Çok da güzel oldu. Böyle en azından bunu böyle yıkarız. Bu şeyin de altına, o kayıyordu ya, onu önce altına, sonra süngerini koydum. Sonra da çarşafı serdim böyle. İyi oldu. En azından çocuk kaymaz, şey yapmaz. Çok kötü kayıyordu ya. Hem de kaymaktan öte çok lekeler oluyordu. Yani bunu yıkamak daha kolay. Ama süngeri yıkayamayız değil mi kız? Kız! Gel şimdi yerine, hadi. Hadi koş bakalım buraya. Hadi bakalım.
zamanımız var. Birazcık seninle camı da böyle açık bırakayım. Dışarıya bakar hanımefendi. Ben de buraları bir toparlayayım arkadaşlar. Yaren'imin eserlerini buradan toplayayım. Ama bir şartla. Hadi bakalım. Kış. Kalk kış. Kalk bir. Hele hele siz göz boncuklarına bakın benim kızımın ya. Siz göz boncuklarına bakın bu kızın. Hadi sen kartlarımla. Nerede bir tane daha vardı burada. Ama kemirme ya. Kemirme ya. Kemirme kızım. Ah. Aşkım. Arkadaşlarını gördüm. Neyse bunu artık şey yapmayayım. Kalsın bu, diğerlerini yıkayayım. Hatta bir tanesini de yatağına sereyim. Ondan sonra yıkayayım bunları. İkisini de yıkayayım. Evet, Miroş'un çarşafını da taktık. Güzel oldu ha. Kelebekli kelebekli. En azından şimdi kaymaz. Güneşe bakar mısınız? Ne kadar güzel sabah güneşi, buraya bakıyorum. Şöyle. Bu yastık bazen yazanlar oluyor bu çok büyük diye. Bu yumuşacık. O yüzden mesela küçük yastık koyuyorum. Mira'nın kendi yastığını koyuyorum. Buraya geliyor, düşüyor. Bazen genelde zaten buraya düşüyor. Buradan çıkarıyorum. O yüzden yastık böyle büyük daha iyi oluyor. Havalar da iyice ısındı. Artık böyle minnoş yatar. Değiştiririz, değiştiririz. Bunun hem alezi de var ya, güzel. Ama oyun alanında alezi yok. Yine de mesela bir şey döktüğü zaman direkt süngere geçer. Ona da bir alez, yani en kısa zamanda bir alez, oraya da bakmam lazım. En azından alezi yıkarsın. Sünger temiz kalır mesela. Bunda var ya, ama onda yok. Bunda gene dökme ihtimali çok az. Ama orada genelde böyle o şey, televizyon falan izlerken şey yapıyor. Bu arada bu da göstermiş benim bilmiyorum ama şuradan aşağı düşüyor. Aşağı düşüyor derken şöyle. Bakın. Şöyle. Ay. Tabii tek elle benim şu an bunu yapmam. Böyle. Böyle düşebiliyor. Ama tabii ki ben bunu öyle kullanmıyorum. Ben böyle yüksekte kullanıyorum bunu. Şöyle. Evet. Böyle en azından çıkamıyor. İyi oluyor. Şuradan bakıyor, sesleniyor. Ben de alıyorum oradan. Hem de yataktan buradan görüyorum zaten. Hadi bakalım bunu da hallettiğimize göre. Ne oldu? Niye ağlıyor acaba?
arada dün size söylemiştim ya, bugün Antalya'ya gideceğiz. Rehabilitasyon merkeziyle görüşeceğiz falan. O bugün iptal oldu. Hafta içi götüreceğiz hem Miray'ı kontrolüne, hem çocuk doktoru kontrolü, hem gastroenteroloji. Bir ay geçti çünkü gittiğimiz, yani ilaç vermişler, bitti. Hem onu, hem çocuk doktoru, hem gastroenteroloji, bir de dönüşte de rehabilitasyon merkezi bir tane var. Çok öneriyorlar. Antalya'da maalesef bizim burada Kemer'de yok arkadaşlar. Evet, bu bizim için birazcık şey olacak. Ben buradaki şeye, fizik tedaviye götürüyorum ama bizim burada rehabilitasyon merkezi bir tane var ama pek şey yapılmıyor, yani önerilmiyor. O yüzden Antalya'da var ama Antalya'da işte birazcık şey olacak, yani bilmiyorum artık, haftada iki gün biliyorum ama hangi günleri denk gelir onu bilmiyorum. Biliyorsunuz Antalya'ya git gel bütün günün gidiyor, mahvoluyorsun ama çocuğum için değer tabii ki de. Yani bugün gidecektik ama gidemedik. Hafta içi çünkü Şahin randevu almış. Hafta içi gideceğiz. Hem bakalım hangi anlaşırsak eğer. Çünkü seçme hakkımız yani var. İster hastanede, ister hangi rehabilitasyon merkezine, yani raporla gidiyorsun. İstiyorsan orada yaptırabiliyorsun. Bakacağız işte, gidelim. Hangi günler söylerlerse ona göre buradaki fizik tedaviyi ayarlayacağım. Biz burada pazartesi, çarşamba, cuma gidiyorduk. Haftada 3 gün. Ama burayı büyük ihtimal haftada bir güne falan düşürürüm. Çünkü böyle 2 gün kalıyor. 2 günde Antalya'yı ayarlasam, yani haftanın 5 günü çocuk mahvolur fizik tedavide. Zaten yoruluyor, şey yapıyor. Gün ara yaptığımız halde. O yüzden burayı belki 1'e düşürürüm. Yani gideceğiz bakalım. Tekrardan reflü ilacı verecekler mi bilmiyorum. Çünkü hem tozu bitti, mide yanmasını önlüyordu. Hem de şöyle kapsüller vermişlerdi. Onu verdim, o da bitti. Şimdi tekrardan verecekler mi bilmiyorum. Çünkü ikinci verilen kapsüller reflü iyileştiriyormuş. Bakalım, hafta içi bir gidelim. Hayırlısıyla yoğun bir şekilde fiziğimize devam edelim Allah'ın izniyle. Bu arada güzel dilekleriniz için, güzel yorumlarınız, güzel mesajlarınız için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinizden Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Yine aynı şeyde mesela, nasıl ki başından beri hep yanımızdaydınız, şu anda öyle. Biliyorum son zamanlarda çok çok kötü şeyler yaşadık. Hepimiz çok üzüldük, çok ağladık. Hala da öyleyiz. Aklımızın bir köşesinden asla silinmedi ve silinmeyecek. Her ne olursa olsun, ne kadar zaman geçerse geçsin, her ne kadar normal hayata dönsek de yine de bir yanımız eksik kalacak her zaman. O yüzden hepinizden Allah razı olsun. Hep yanımızda oldunuz, hep dua ettiniz. Mira bizim de kızımız, Mira bizim de evladımız diye. Allah razı olsun. Hem kötü günümde, hem iyi günümde her daim arkamızda oldunuz, yanımızda oldunuz. İnanın bu o kadar güzel bir şey ki arkadaşlar, böyle insana o kadar çok şey veriyor ki, böyle nasıl desem, güç veriyor. Böyle okudukça, tamam, bazen cevaplıyorum, bazen cevaplamıyorum, sadece kalp koyuyorum ama inanın okuyorum arkadaşlar. Böyle okuyorum ve yüzümde öyle bir güzel tebessümle okuyorum. Çünkü çok çok güzel şeyler yazıyorsunuz. Çok insanı böyle rahatlatıyorsunuz. İnşallah, hani demişler ya, kimin duası kabul olur bilinmez. Allah Miram için, yani sadece Miram için değil, bütün çocukların için ettiğiniz dualar Allah kabul etsin inşallah. İçinde de benim dualarımı tabii ki de. Hadi bakalım. Salon üstünde birazcık boğazım şey ya, böyle burnum tıkalı mı desem, çünkü tuhaf bir sesim var yani. Bu arada küpemi soracak olursanız, sabah böyle saçımı tararken elim değdi, koptu. Yani koptu derken çıktı, takmadım daha. Dün Zarife'deyken Zarife bir tane ilaç verdi ama şu anda bir tane alayım çünkü şurası tıkalı. Şuralar bir hafiften böyle yanmaya başladı. Haydi bismillah. Ha, bu arada çok şükür bugün ne kolum, ne bacağım, ne boynum çok şükür ağrımıyor. Dün biraz vardı, hafiften şu kısım ağrıyordu ama bugün çok şükür hiçbir yerim ağrımıyor arkadaşlar.
İnşallah da ağırmaz. Gerçekten çok 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 kötü bir ağrı. Genellikle çoğunlukla hep romatizmadır diye söylemiştiniz. Olabilir, bilmiyorum. Gitmem lazım. Zaten şu şu çok 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 yardımcı oluyor bana. Haydi bakalım arkadaşlarım. Çay suyu koydum. İram'ın karnını doyurdum. Kendim de bir bardak çayımı içeyim. Salonu süpürdüm, hallettim. Şimdi buraları halledeyim. Fizik tedaviden çıktı. Bugün aslında ben Antalya'ya gidecektik yani. Dönüşte metroya uğrarız dedim ama gidemedik. Süt falan bitti. O yüzden fizik tedaviden dönerken öyle BİM'e uğrarım. Süt falan böyle ekstra ne alınacaksa onları alırım, eve gelirim. Hafta içi de bir alışveriş yaparız artık. Çünkü bitti çoğunlukla şeyler. Hadi bakalım çayımı demleyeyim, bir bardak çayımı alayım ve devam edeyim. Mira Hanım'ın meyve suyunu koyduk. Şöyle vişne vardı. 3 tane büyük erik koydum. Bir tane de elma doğradım içine. Biraz da şu Bismillahirrahmanirrahim suyumuzdan şöyle koyacağım. Ama bunun içine atacak şekerim yok arkadaşlar. Şeker tabii çok atmıyorum ama en azından mesela 4 kaşık falan çorba kaşığıyla atıyorum. Çünkü sadece şey olmasın, tatlı versin diye. Şimdi bu kaynasın burada. Gelirken şeker alırım. Öyle içine atarım. Kavanozlarımı taşıyorum şimdi. Bunu da götürelim. Şuraları topluyorum bir yandan. Bakın şu koltuğun lekesini yine görüyor musunuz? Kız Sincap, ne yapıyorsun? Ha? Gel biraz balkonda gez yürütecinle. Gel. Çok güzel hava. Şöyle bunları da koyalım. Şunu da Zarife'ye giderken götürmek lazım ya. Onlar seviyor acı. Bu da kala kaldı böyle. Dün unuttum yine. Her seferinde diyorum götüreceğim. Unutuyorum. Şimdi şurada da birazcık şey var. Neydi bu? Salatalık galiba. Evet, bunu bir kahvaltıda kızartayım. Şu dolabın içinde güzel bir şekilde silmem lazım da. Bayağı bir batık. Kavanozlarım zaten sadece şurası kaldı arkadaşlar. Artık da yaz geldi gerçi. Şimdi bunları da koyduğumuza göre diğer balkondaki şeyleri sulayayım. Bak dün unuttum giderken. Bunları da sulayayım. Böyle. Anne yeşil Şenin. Şenin o nanaklarını böyle yanaklarını yerim senin. Biliyor musun sen? Ha? Senin o elindeki boncuğunu da yerim. Seni de yerim. Senin o tokanı da yerim. Seni hep yerim ya. Ne? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu benim güzel kızıma? Baba ne yazıyor baba? Şuraya gene o kız ne yapmış? Allah'ım buraya gene ne dökmüş bu kız? Bir süpüreyim sonra bir temizleyeyim. Fizik tedaviye gideceğiz mi? Tabii gideceğiz. Tabii ki gideceğiz. Geçen zaten gidemedik. Tabii ki de gideceğiz Şahin. Şimdi burayı süpürdüm de toz alınacak. Bir de yerleri artık fizik tedaviden sonra silerim. Şu an o kadar zamanım yok buna. Şu çileğimi de bugün dikerim inşallah. Böyle. Şunu da şeyin içine koymak lazım. Ne kadar gelmiş su? 143 lira gelmiş su. Şunları da raporların içine koymamız lazım. Dosyasının içine Mira'nın. Böyle. Kaynasın Miroş'uma. Meyve suyu. Benim de çayım demlendi. Bir bardak doldurayım da. Bir tane tatlı poğaça içeyim. Ondan sonra yolumuza devam edelim arkadaşlarım. Hatta su koymayalım. Zaten direkt güzel. Şuradan da son şekerim biliyor musunuz? Bu şu an son şeker. Ayıralarından olmuş.
kalpten bir tane yiyelim bakalım. Çayımı içtim. Bir tane poğaçamı yedim. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Daha doğrusu ne yaptım? Şuradaki son kalan şekerimi buraya döktüm. Bunu da boşaltmışken bakın dibi falan kötü olmuş. Bunu da yıkayacağım. Çıkarmışken. Şurada elmanın kabukları. Şurada şu çiçekler dikilecek. Bakın. Minnak minnak. Böyle. Bunu birkaç tanesini Şahin otele götürecek. O yüzden saksılarını değiştireceğim. Şu sarı güllü arkadaşlar. Kırmızı güllerimiz vardı. Bu sarı. Bu kırmızı. Bu pembiş. Bu da beyaz. Böyle minik minik şeylerde. Bu çok büyük geldi. Bunlar da böyle minik minik geldi. Ama fiyatına göre bence çok çok güzel. 3 tanesine 50 lira mı ne para verdim. Şöyle yani 16 liradan falan gelmiş oluyor. Böyle güzel. Bu kocaman geldi ama bakın. Şimdi bunların dediğim gibi saksılarını değiştirip birkaç tanesini otele yollayacağım. Öyle. Bekliyor. Bu zaten nanelerim. Şu helvayı bir tane saklama kabına koyalım. Şuraya koyalım onu. Dolaba kaldırayım. Bu muzu Mira'ya birazdan ara öğün olarak yedireceğim. Çaydanın altını kapatabilirim. Bir tane içtim. Fizikten sonra geldikten sonra yine bir tane içerim. Şimdi bunun altını gitmeden tabii ki de kapatacağız. Ama rengini de güzel verdi. Elmaları biraz daha soğusun. Bu da kapanacak. Şimdi saat 11.30 oldu. Ben çene çala 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 pek de bir iş yapamadım açıkçası. Ama en azından alt katta öyle fazla bir işlerim yok. Şuradaki kaldırayım da şöyle raporları olan anneler, çocukların bu kadar kağıtları olan anneler beni şu an ne kadar çok iyi anlıyorlar değil mi? Ah güzel kızım, güzel kızım. Bunu da buraya koyacağım. Dosyasının içine kaldıracağım. Evet, bunu kapatabiliriz. Şimdi ben buraları süpürdüm. Gideyim, bakayım. Gideyim hazırlanayım. Aslında elbiseyle gitsem ne olacak ki? Hava zaten sıcak. Şu bezimi gelene kadar domestoslu suya yatırayım. Ondan sonra nasıl olacak galiba? Sınırsın diğerinde şöyle koyalım. Mira'ya şimdi çıkmadan
Saat 25 geçiyor. 3 olmamışmış daha. Şey yapacağım, muz yedireyim. Çünkü yolda o uyuyacak. Fizikte de ben çıktığımızda uyumuş olacak. O sebepten dolayı. Ne oldu kız? Ne bağırıyorsun? Oradan bana sesleniyor hanımefendi. Şöyle, ah, koluma bağırıyor. Çöpleri de atayım giderken. Geldiğinde de inşallah üst katlardan devam ederim. Zerife'nin annesi birazcık rahatsızlanmış. Yolda gelirken üşütmüş galiba. O yüzden biraz boğazı falan ağrıyordu. O sebepten dün söyledim. Hani daha gelmeden de demiştim ya Ankara'ya gidecek. Güvercinlere bak. İki tane güvercin var. Sürekli camın önüne geliyorlar. Sürekli şey oturma odanın balkonuna gidiyorlar. Neyse söylemiştim ya Ankara'ya gidecek diye. Oturum işlemlerini halletmeye. İşte dün de söyledim, teyze dedim yani gitmeden mi geleceksin yoksa mesela gidip gelip işlerini mi halledeceksin? O da birazcık kendimi toparlayayım dedi. Ben de tamam dedim. Ama hafta sonu yani bugün cuma. Bu arada cumanız mübarek olsun. Herkese hayırlı cumalar diliyorum arkadaşlar. Nurlu, hayırlı, huzurlu, bereketli cumalarınız olsun inşallah. Hafta sonu annemlere gitmezsem ya da hafta içi dün şey dedi işte yufka falan yapacağız dedi. Ben dedim hem gelirim dedim, havalarda iyice ısındı, çocuklar hem bahçede oluyor. Hem de oradaki yufka yapan teyzelerimi, ablalarımı görelim. Böyle bir araya geliyorlar hani. Eskiden videolarımda oluyordu ya böyle kayınvalidem yani bahçede bizim toplanıyordular. İşte bakalım ya hafta sonu mu ya da hafta içi böyle. Hafta içi olsa da gideriz. Ben giderim erken Mira'yla yani böyle fizik tedavinin olmadığı bir gün. Şahin de akşam Yaren'i getirir. Biraz oturur sonra geri döneriz. Böyle ama Zarife'nin annesini bakalım bir şu hastane işlerimi halledeyim. Teyzeyi de alacağım. Artık kahvaltıya mı alsam diye düşündüm. Sordum. Yok neyse dedim. Akşam yemeğini alırım. Böyle 4-5 gibi gelirler. Gece de Şahin götürür. Öyle zaman geçirmiş oluruz. Şimdi benim meyve suyumu altına kapattım. O kalsın. Bezimi, çamaşır suyunu yatalım ve elim şu an leş gibi kokuyor. Gideyim hazırlanayım. Şu yeleğimi üstüme giyeceğim. O kadar hava zaten sıcak. Ne durumladı? Nasıl geldiğimde de devam edelim, buraları toparlayalım. Miram zaten hazır, onu üstünü falan sabah hepsini değiştirmiştim. O hazır. Başka da bu kadar arkadaşlar. Bu bıdık uyuduktan sonra onu yerine yatırırım yukarıya ve kendim şu koltuğu silerim. Koltuk. Bayağı bir gördünüz zaten. Ne durumda? Evet, biz çıkıyoruz. Vallahi üstüme sadece bir yelek giydim. O kadar. Saçımı da yarım yamalık topladım. Kız. Kız. Muşmula. Senin adın bundan sonra Muşmula suratlı. Öyle kalacak. Şimdi. Hadi bakalım nereye kadar ki yürürüz. Nerede ki babamız gelir. Dün hani size gösteriyordum ya, bakın ta şuraya kadar gelmişler. Şurası kalmış. Bugün büyük ihtimal bizim burayı yaparlar. Buradaki otları falan yolmuşlar. Şu çiçekleri kalmış. Ben de dün Zarife'ye giderken dedim ki abla dedim şu yeşil olan çiçekleri koparın. Fesleyenlere dedim belki olur dedim şey yapmayın. O dedi ki yok dedi kızım dedi olmaz dedi. Yeni fideler alıp dikmen lazım buraya. Zaten benim evdekini birazcık köklensin buraya dikerim. Bir de pazardan şu an tam fesleğen zamanıdır. Haftaya da burayı bir kassınlar güzel. Fesleğeni o zaman dikeceğim. Ama şu çiçekleri koparacağım çünkü buraya gül dikeceğim ben. Yani gül dikeceğiz buraya.
diğer taraftan isteyen güller dikiyor, isteyen böyle bırakıyor. Burası çok güzel olur güllü diye. Şunlara çok arı geliyormuş. Çiçekler güzel açıyor ama yazın Hatice abla diyor ki çok arı olduğu için bunları genelde herkes kopardı. Bakalım yani, büyük olan fesleğenler dün koparmışlar, gece geldiğimde yoktu. Şurası yeni eve taşındığımda ne kadar güzel fesleğenler vardı. İnşallah dökülen tohumlardan kendisi de çıkar. Bakın şu çiçekler çok çok güzel açıyor ama bakın bu taraftaki mesela bu mor olanları temizlerler ama bu sarı olanlar burada kalır. Ama bu taraftan gül diktireceğim buraya. Yani gül olsun burada istiyorum. Bir de şey dikeceğim işte, fesleğen falan. Hadi bakalım Miroş, nereye kadar ki gideriz seninle. Baba nerede ki alır bizi. Şuralarda o kadar güzel fesleğenler vardı ki inşallah tohumlarından çıkar ya. Hoşuma gidiyor benim. Arabanı almadım değil mi? Beni pişman etme kız. Pişman etme beni. Arabayı almadım. Kucağımda da durmak istemiyor. Pişman ettim annem arabayı almadığımız için. Yoksa döner arabayı alırım bak. Hadi bakalım. Neredeyse vardık ama Şahin daha yeni arıyor. Yeni çıktığını söylüyor. Arabayı almadığım o kadar pişmanım ki şu an ayaklarım pert. Belim de öyle. Bu kız bayağı bir ağırlaşmış. Maşallah benim kızıma. Sen ağırlaştın mı? Ha? Demin bir gülüyordu, bir gülüyordu. Niye gülüyordun anne? Niye gülüyordun? Ha? Niye gülüyorsun kız? Komik olan ne? Komik olan ne annem? Ha? Annenin kucağındasın diye mi gülüyorsun? Ha? Anne seni kucağında taşıyor diye mi gülüyorsun? Kuzdere'nin köprüsüne geldik. Ama bekleyeceğim artık burada. Ne çantamı aldım, ne cüzdanımı aldım. Bari markete girerdik değil mi? Onu da yapmadık. Of. Yoruldum ama. Bayağı bir elim koptu resmen. Az kaldı ama. Bismillahirrahmanirrahim. Fizik tedaviden geldik. Şahin poşetleri bıraktı. Aşağıda bir tane abla, teyze daha doğrusu çalışıyor da ona meyve suyu vereceğim. Ben de Mira'yı uyutuyorum. Şöyle teyzeye meyve suyu vereyim de. Mira uyumadı. Giderken uyudu, kalktı. Şimdi orada dışarıda gezdiriyorum. Teyze de çapa yapıyor. Şöyle Zoş'a götüreyim bunu. Şurada çalış. Şimdi Miram uyudu. Arabada gelirken uyumadığı için eve alsaydım uyumayacaktı. Orada gezdirdim, biraz teyzeyle de sohbet ettim. Şimdi uyudu, eve getirdim onu. Yerine yatırdım. Ben de çok sıcak arkadaşlar, böyle yelekle durduğuma bakmayın, gerçekten sıcak. Markete girdik. Bime. Tam da inanın öğle arası kasanın kapanmasına 5 dakika var dediler. Cuma namazına. Onu da işte elime ne geçtiyse hemen böyle aklıma gelen şeyleri aldım. Tabii ki de unuttuğum çok şey var ama neyse, Antalya'ya gittiğimizde artık alırım. Süt 4 paket aldım. Çünkü tüketiliyor. Şöyle Pınar'ın sütünü aldım. Daha sonra Şahin'e dedim ki ben şeker meker alıyorum. Sen de arpa şehriye ve tel şehriye al. Bitmiş. 2 tane tel, 2 tane şehriye almış ama neyse. Mira'ya zaten sık sık kullandığım için. Ondan sonra dün pazara gidemediğim için muz aldım. Mira günde maşallah 1 tane 2 tane muz yiyor. Daha sonra şöyle Danone yoğurttan aldım. Uykusundan uyanır, ara öğün olarak veririm. Başka ne aldım?
Şekerim bitmişti ya şöyle. 5 kilo sanırım. Evet, 5 kilo toz şeker aldım. Ondan sonra bir tane yağ aldım. Ayçiçek yağı. Yağım da çok az kalmıştı. Antalya'ya gittiğimde de bir tane alırım. Bana aylarca yeter. Şöyle. Ya da yağ hiç almam. Çünkü bu da bayağı gidiyor bana. Ondan sonra şöyle yumuşatıcı aldım. Bulut'un. Güzel kokuyor. Geçen Zemfira ile almıştık. Hoşuma gitti. Kokusunu beğenmiştim. Böyle yumuşatıcıları ben seviyorum. Ara ara da. Yani bazen kasa yanında indirimde olanları alıyorum. Bazen böyle Bulut alıyorum. Sonra şöyle Şahin akşamları içiyorlar. Mira'ya zaten bu yaptığım meyve sudan veriyorum. Elimde olmadığı zaman vişne suyu sadece içiyor. Böyle iki tane meyve suyu almış. Bir tane de deodorant aldım. Bunlar da kafayı yemiş. 60 lira olmuş. Böyle arkadaşlar. Şimdi soğan alacaktım. Unuttum. Unuttum derken diyorum yani kasanın kapanmasına 5 dakika vardı. Aslında niye öyle bir şey yaptılar onu da anlamadım. Tamam, cuma namazı Allah kabul etsin. Yani erkekler gidebilirlerdi. Ama kadınlar, bayan kasiyerler kalabilirdi mesela. Ama neden böyle tamamen kapatıldı bilmiyorum. Ya da öyleydi de ben mi bilmiyorum. Sizler yani sizin oralarda da öyle mi? Mesela cuma namazı saati geldiği zaman bütün marketler kapanıyor. İnanın ben ilk defa karşılaştım böyle bir durumla. Bu arada Miram'ın emzik uçuları geldi. Biberon uçuları. Şöyle. Öyle bir şeyle ilk defa karşılaştım açıkçası. Belki de öyleydi, ben bilmiyordum ama dediğim gibi yani erkekler gidebilirdi, bayanlar şöyle. Kızı iyi ki bir tanesini bırakmışım ha. Şimdi düşünseniz ya, ben bunu bir tane biberon mesela kapaksız şu an atsa, bunu da bu kapağını atsaydım şu an bunlar boşa çıkacaktı. Evet, şöyle miroşumu, biberonu, bunu da yedek kaldıralım. Kemirgen kızım benim. Yine kemirir. Ay, tam da gitti domestosun içine ya. Neyse, bunu güzelce yıkayayım. Öyle yani arkadaşlar. Anlamadım yani. Sizin oralarda da öyle mi? Lütfen bana yazın. Belki de diyorum ya, öyleydi de ben bilmiyordum. Ama bir yandan güzel bir şey. Evet, çok güzel bir şey. Böyle namaza önem vermek, dükkanları kapatmak. Herkes ibadetini falan yapsın diye. Ama mesela erkekler mesela gidip bayan kasiyerler mesela kalabilir. Ya da ne bileyim, o an mesela çok acil bir şey lazım ya da bilemiyorum. Ama güzel bir şey yani. Şimdi aslında bunu da yıkayayım da öyle koyayım. Hadi bakalım arkadaşlar, ben buraları bir yerleştireyim. Yemek olarak ne yapacağım bilmiyorum. Kıymamı dün difrize atmamıştım. Belki mantı mı yapsam? Bayağıdır da mantı yemiyorduk. Ama soğanım yok. Nasıl olacak? Soğanım yok. Bir gram soğan yok evde. İşte soğan alacaktım ama bir lakin unuttuk. Hadi bakalım. Şuraları toplayayım. Ondan sonra bir şey buluruz. Şimdi Miroş'um hazır uyuyorken ben oturma odasından başlayayım. Oturma odasını güzel bir şekilde koltuğunu falan temizleyip süpüreyim, sileyim, çıkayım oralara arkadaşlar. Ondan sonra da zaten akşam yemeği telaşına. Zaten evde hiçbir sebze yok ki. Hiçbir şey yok yani. Aslında böyle Mira uyandıktan sonra saat 3-4 olursa, şu an zaten 2-4 gibi uyanırsa belki bir markete gider. Gelirim, soğan alırım. Şahin de yok burada. Gitti. Marketin uzak olması da kötü değil mi? Şimdi bir kargo geldi. Geçen sizlere söylemiştim ya arkadaşlar, çıtçıtlı başörtüsü sipariş verdim diye. Namazda bunlar kolay oluyor. Yani tamam, dölbent mi diyorlar ne böyle başörtü, ben buradan kayınvalidem bana öğretti, buradan bağlayıp yapıyordum ama bunlar daha kullanışlı. Hadi bakalım beraber. Şöyle buradan geçiriyorsunuz. Ama bunun altına tabii ki bone lazım bana.
Bone de söyledim. Bonem gelmedi. Şimdi ben bunu şuradan bakın şöyle çevirelim de. Şöyle. Şuradan iki tane çıçıtlı var. Şimdi bu saçım falan gözüküyor ya böyle. Ben bunun ikisini buradan genelde böyle kıvırıyorum. Saçları falan toparlıyorum buradan. Şimdi buna nedir? Bone de gelince bone burayı tutar ve saçım falan gözükmez. Ha şöyle yapıp bakın böyle şunu bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Mesela bakın arkası da şöyle, bu böyle. Önü de şuradan da iki tane çıt çıtımız var. Onlarla da şöyle bir kaydırayım da şöyle. Şimdi bunun altında bone olduğunu düşünün. Biraz daha bunu yükseğe kaldırırsınız ve hiçbir şekilde bir şey göstermez. Şuradan iki tane şeyimiz var. Bunları da böyle nerede kız bunu çıçıtı? Şöyle çıtla mesela tamamen şu an kapandı. Bunun renkleri de vardı ama siyah söyledim nedense. Şöyle diğer namaz elbisesi vardı ya, onu iade ettim ve onun yerine stoklara yeşil düştü. Yeşilini ben söyledim. Böyle çok şey değil mi? Yani bu şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar dediğim gibi çok çok rahat oluyor ki çok hoşuma gitti mesela. Kumaşı olsun, duruşu olsun. Sadece altına böyle lastikli bonelerden ya da kısa bonelerden şuradan kapatıp ki böyle saçın falan böyle namazda önüne gelmesin. Bu şekilde mesela şöyle direkt mesela şey olsa, bone olsa böyle açarsın ama ben şimdi bunu böyle şuradan iki tane yerinden kıvırıp saçların gözükmeyecek bir şekilde ayarlıyorsun. Ama bone oldu mu tabii ki de daha da güzel ve ben de acemi olduğum için maalesef ancak bu kadarını yapabiliyorum. Böyle. Bunu koyayım. Hem böyle çantada mesela yanımda taşımak da çok güzel, kolay. Gittiğin yerde de kolaylıkla hem elbise, namaz elbisesini hem de bunu gittiğin yerde kolaylıkla taşıyabilirsin. Namaz elbisesinin zaten başörtüsü de vardı. Biliyorsunuz benim bir tane daha elbisem var. O başörtüsünü çıkarmıştım. Onunla bunu kullanırım. Çünkü sipariş verdiğim elbisede başörtüsü de var. Ama altına onun da bone şart ki bonem de zaten gelecek. Böyle burada gösterdiğime göre işlerime devam edeyim bakalım. Havalar o kadar ısınmış ki resmen yer gök yanıyor. O teyze de şu an şu bu karşıda değil. Bu tarafta, bu tarafta yaşıyormuş teyze ve böyle süt falan satıyormuş. Ben de teyze dedim, sütün dedim olursa hem keçi sütü varmış hem inek sütü. Teyze dedim eğer dedim şu an dedi yok ama olursa dedim işte keçilerin yavrularsa bana dedim söyle dedim ben süt falan çocuğu alırım. O da tamam dedi ama inek sütü şu an varmış. Keçi sütü sadece yokmuş. Olunca da haber et bana dedim. Miroş'uma böyle arada inek sütü de veririm. Çünkü markette var ama burada taze olur. Şey sahip zaten kendim getiririm olursa dedi. Yani onunla da konuştuk bu konuyu. Hadi bakalım. Saatlerimizi 7 yaptık. Şu camı artık kapatabiliriz. Artık karşı taraftan da gözüküyor çünkü. Ben sizlere saat kaç diye 3 müydü neydi? 4 saattir neredeyse telefonu elime almıyorum. O esnada bayağı bir işlerimi hallettim. Bu arada dedim ya güller sipariş verdim diye. Güller geldi. Kapının önüne diktim onları. Ya arka tarafta abla dikiyordu ama ben böyle daha değişik renkler istedim ve kapının önüne diktim. Yarın onları artık gösteririm. Şunları diyorum acaba bir saksıya diksem mi yoksa biraz daha şey olsun kendi saksıları gelince öyle mi 2-3 iş yapmayayım diye. Şunu kesin büyük saksıya dikmem lazım. Bunları da bakayım yukarıda minik minik saksılarım yani minik derken şöyle şöyle saksılarım olması gerekiyor. Bunları da oraya dikerim. Şimdi ben ne yaptım? Çaydanlığımı güzelce temizledim. İçini şurada birazcık kalıntı var ama bayağıdır uğraştım ama çıkmadı. Neyse daha sonra daha çok kaynatırım. Şimdi bunun içine su koydum. Çay suyu koyacağım. Güzelce içini dışını bunun parlattım.
Dediğim gibi bir çay suyu şimdi koyalım. Bu kaynasın. Ondan sonra Cima şu bayağı bir mahvolmuştu, kirlenmişti, tozlanmıştı. Onları güzelce sildim. Bunlar dolu olduğu için dokunmadım. Sadece kenarlarını falan sildim. Bunu yıkadım, kuruladım. Bu da şekerin şeyiydi. Onu da güzelce sildim. Bunun kaşığı nerede? Allah! Bak, unuttum, makineye attım. Allah'tan makineyi açmadım yoksa. Bunu da makineye atacaktım. Sonra bir anda dedim, yok dedim, bu sarı yaldızları geçer. O yüzden şimdi kaşığını atmışım. Kaşığını da çıkarayım, buraya koyayım. Bunları makineye atmıyorum çünkü. Miram'ın meyve sularını süzdüm. Şeylere doldurdum. Onlar orada bekliyor. Akşam yemeği ne yaptım? Yarın'a nugget yaptım. Fritöz'de bir de Hatice ablayla biz A101'e kadar yürüyerek yürüyüş yaptık. Hem de soğan falan aldım, geldim. Şöyle patlıcan da aldım. Patlıcan güveç yaptım. Çok da güzel oldu, yedim. Fesleğen bayağı bir bol bol fesleğen koydum. Bu kaldı. Akşama doğru yine yerim. Yarına da kalır. Yarın da öyle atıştırırım. Mutfağımı gördüğünüz gibi toparladım. Ondan sonra Cima. Başka da böyle arkadaşlar. Şimdi çayı bir kaynasın, bir çay içeyim. Daha sonra yukarıya çıkacağım. Yukarıda işlerim var. Şunlar yukarıya çıkacak. Bunları yukarıya götürmem lazım. Şöyle A101'den de bir tane saç spreyi aldım. Yaren'in şuraya kadar geldi. Bunlar güzel oluyor, kullanıyorum. Hem saçını tararken güzel açıyor. Ağlamıyor Yaren. Hem de güzel kokuyor. İşte bunlar yukarıya çıkacak. Böyle arkadaşlarım, çocukların karnı tok. Şahin işe geri gitti. Yani otele gitti. Ben de çocuklarla evdeyim. Bu arada bu videoyu da artık burada kapatalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın vlogda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal edin. Benden yana helal hoş olsun. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.